Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Özel Adana Gündoğdu İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Öznur Şimşek. Sizlerle Türkçe dersi, bilim ve teknoloji teması, bilim insanı nasıl olunur dinleme metnini işleyeceğiz. Dinleme metnimizin hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Birinci sorumuz, bilim insanı nasıl olunur? Bilimsel çalışmalara meraklı, araştırma yapmayı seven, çalışkan, okumayı seven, sabırlı, azimli olanlar gerekli eğitimleri de alırlarsa bilim insanı olabilirler. İkinci sorumuz, hatalarımızdan ders almayı öğrenmeliyiz cümlesinden ne anlıyorsunuz? Hatalarımız bize bir şeyi nasıl yapmamamız gerektiği hakkında bilgi verir. Hata yaparak doğru yolu bulabiliriz. Ancak hatalarımızın sonuçlarını da dikkate alarak, onlardan ders çıkararak başarıya ulaşabiliriz. Birinci etkinliğimiz, metni dinlerken hoşunuza giden cümleleri not alınız. Biraz sonra size metni dinleteceğim. Metni dinlerken dinleme kurallarına uygun bir şekilde dinleyelim ve hoşumuza giden cümleleri buraya not alalım lütfen. Bu herkese göre değişeceği için ben buraya yazmadım. Evet, metnimiz, bilim insanı nasıl olunur? Şimdi dikkatlice dinleyelim. Bir bilim insanının tıp konusunda yeni ve çok önemli buluşları olmuştu. Bir gazete muhabiri röportaj yaparken kendisine, ortalama bir insandan nasıl olup da daha farklı ve yaratıcı bir insan olduğunu sormuş. Kendisini diğerlerinden ayıran özellik neymiş? Bilim insanı bu soruyu, 2 yaşındayken annesiyle yaşadığı bir deneyim nedeniyle diye yanıtlamış. Bilim insanı buzdolabından süt şişesini çıkartmaya çalışırken şişe elinden kayıp yere düşmüş ve ortalık süt gölüne dönmüş. Annesi mutfağa geldiğinde ona bağırmak, söylenmek ya da cezalandırmak yerine ne kadar güzel bir hata yaptın. Daha önce bu kadar büyük bir süt gölü görmemiştin. Evet, olan olmuş. Şimdi birlikte burayı temizlemeden önce biraz yerdeki sütle oynamak ister misin demiş. O da eğilip oynamış yere dökülen sütle. Birkaç dakika sonra annesi, bu tür bir şey yaptığında bunu senin temizlemen ve her şeyi eski haline getirmen gerektiğini biliyor musun? Bunu nasıl yapmak istersin? Bir sünger mi kullanalım, bir havlu ya da bir bez mi? Hangisini istersin demiş. Süngeri seçmiş ve birlikte yere dökülen sütü temizlemişler. Daha sonra annesi, biliyor musun, burada yaşadığımız olay senin iki minik elinle bir süt şişesini taşıyamadığın kötü bir deneyimdi. Şimdi arka bahçeye çıkalım ve şişeyi suyla doldurup senin dolu bir şişeyi düşürmeden taşımanı sağlayalım demiş. Küçük çocuk şişeyi boğazından iki eliyle tutarsa düşürmeden taşıyabileceğini öğrenmiş. Bu ünlü bilim insanı daha sonra bir hata yaptığı zaman bundan korkmaması gerektiğini öğrenmiş. Yapılan hataların yeni bir şeyler öğrenmek için çok güzel fırsatlar olduğunu anlamış. Stephen Glenn, çeviren M. Salih Altınsu. Evet, dinleme metnimizi hep birlikte dinledik. Şimdi sıradaki etkinliklerle devam edelim. İkinci etkinliğimizde dinlediğiniz metni ana hatlarıyla anlatınız diyor. Ben kısaca özetledim. Birlikte okuyalım. Bir gazeteci bir bilim insanına normal bir insandan nasıl daha farklı, daha yaratıcı bir insan olunabileceğini sormuş. Bilim insanı da küçükken annesiyle yaşadığı bir olayı anlatmış. Olay çocuğun sütü yere dökmesi. Annesinin kızmak yerine bundan çocuğun ders çıkarmasını sağlamasıyla ilgiliymiş. Bilim insanı da bu olay sonucunda hata yapmaktan korkmaması gerektiğini, yapılan hataların yeni bir şeyler öğrenmek için çok güzel fırsatlar olduğunu anlamış. Üçüncü etkinliğimiz, kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle
kurunuz. Burada muhabir, röportaj, deneyim ve fırsat sözcükleri, kelimeleri var. Bunlarla ilgili öncelikle siz kendiniz tahmin yürütür, daha sonra sözlük anlamını öğrenir ve birer cümlede de kullanabilirsiniz. Ben hepsinin sözlük anlamlarını ve birer örnek cümleyle size göstereceğim şimdi. Muhabir sözcüğünün anlamı, basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse. Cümlem ise amcam yaptığı haberle yılın en iyi muhabiri ödülünü aldı şeklinde. Eminim sizler de çok güzel cümleler kuracaksınızdır. İkinci sözcüğümüz röportaj sözcüğü. Bakalım anlamı neymiş? Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı. İlgili cümlemize bakalım. Bilim ve Çocuk dergisinde yayınlanan röportaj çok ilgimi çekti. Üçüncü sözcüğümüz deneyim. İlk önce deneyimin sözlük anlamını öğrenelim. Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, experience. Evet, bakın deneyimin eş anlamlısı şeklinde sorduğumuzda da tecrübe sözcüğünü kullanabiliriz. Ve ilgili cümlemize bakalım. Deneyimlerimizi diğer insanlarla paylaşmalıyız. Sıradaki sözcüğümüz fırsat. Anlamını öğrenelim. Herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile, okazyon şeklinde yer alıyor Türkçe sözlüklerde. İlgili cümlemize bakalım. Önüne çıkan fırsatı değerlendiren oyuncu topu potaya atmayı başardı. Evet, muhabir, röportaj, deneyim ve fırsat sözcüklerimiz de bu şekilde ne anlama geldiklerini öğrenmiş olduk ve birer cümlede kullandık. Dördüncü etkinliğimizde metne göre hazırlanmış, metinden seçilmiş sorular var. Onları cevaplamaya çalışalım. Birinci sorumuz, gazete muhabiri bilim insanına ne sormuş? Gazete muhabiri bilim insanına ortalama bir insandan nasıl daha farklı, daha yaratıcı bir insan olunabileceğini sormuş. İkinci sorumuz, bilim insanı çocukken buzdolabından neyi almak istemiş? Bilim insanı çocukken buzdolabından süt şişesi almak istemiş. Üçüncü sorumuz, süt şişesinin kırılması olayında annesi nasıl bir tepki vermiş? Evet, cevabımıza bakıyoruz. Süt şişesinin kırılması olayında annesi kızmak yerine anlayışla karşılamış. Dördüncü sorumuz, dökülen sütü temizleme işini kimler yapmış? Dökülen sütü temizleme işini çocuk ile annesi yapmış. 5. Küçük çocuk süt şişesi taşımayı nasıl öğrenmiş? Küçük çocukla annesi bahçeye çıkıp süt şişesine su doldurmuşlar. Birçok şişe taşıma denemesi yapıp şişenin en uygun nasıl taşınacağını bulmuşlar. Sıradaki etkinliğimiz, 5. etkinlik, metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Bilim insanı nasıl olunur? Metnimizin konusu, bilim insanının çocukken yaşadığı olay. Çünkü metinde gazeteci muhabir bir bilim insanına nasıl farklı bir bilim insanı olduğunu, diğer insanlardan farklı olabildiğini soruyor. O da çocukluğunda yaşadığı olayı anlatıyor. Oradan yola çıkarak biz de diyoruz ki bu metnin konusu bilim insanının çocukken yaşadığı olay. Peki ana fikrimiz nedir? Bakalım bu metinden, bu anlatılanlardan ne ders çıkaracağız kendimize, bize yansıtmak, aktarmak istediği ana düşünce, ana fikir nedir? Bakalım. Yapılan hatalar yeni bir şeyler öğrenmek için çok güzel fırsatlar sunar.
Evet, gerçekten de yaptığımız hatalardan ders alırız. Aynı hataları yapmayız. Yeni çözüm yolları öğretiriz. Ve böylece de her yapılan hata yeni şeyler öğrenmek için de bizim için güzel fırsatlar demektir. Devam ediyoruz. Altıncı etkinliğimiz, metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz. Çok güzel başlıklar bulacağınızdan, değişik bu başlıklar bulacağınızdan eminim. Ben bir tane örnek olarak size yazdım. Bilim insanı olmak. Evet, bilim insanı nasıl olunur? Bizim metnimizin başlığı. Ben de bir bilim insanı olmak şeklinde bir başlık oluşturdum. Burada dikkat ederseniz başlığı küçük harflerle ve büyük harflerle aynı başlığı tekrar yazdım. Hani başlık yazarken nasıl yazacağımız konusunda size hatırlatma yapmaktı amacım. Küçük harf kullanarak da başlık yazabiliriz. Ancak başlıktaki her sözcüğün, her kelimenin ilk harfi büyük harfle başlamalıdır. Hepsini büyük harf olacak şekilde de başlıklarımızı oluşturabiliriz. Gelelim yedinci etkinliğimize. Metinde işaret edilen problem nedir? Siz bu probleme nasıl bir çözüm önerirsiniz? Şimdi bu anlatılan metinde karşılaşılan, ortaya çıkan sorun, problem. Hemen açalım. Süt şişesinin çocuğun elinden kayıp yere düşmesi ve ortalığın süt gölüne dönmesi. Peki buna nasıl bir, bu probleme nasıl bir çözüm önerebiliriz? Çocuğun elinden süt şişesi kayıp yere dökülüyorsa, içindeki süt ve ortalık kirleniyorsa, dökülmemesi için neler yapılabilir? Hemen çocuğun rahatça tutup kaldırabileceği kaplarda süt dolaba konulabilir. Rahat tutabileceği, kaldırabileceği şeklinde da farklı çözümler. Eminim sizin de aklınıza şimdi çok farklı çözümler geldi. Büyüğünden yardım isteyebilir gibi. Evet, sekizinci etkinliğimiz. Yaptığınız hatalardan hangi dersleri aldınız? Bu davranış sizde ne gibi değişiklikler oluşturdu? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Zaman zaman hepimiz isteyerek ya da istemeyerek, çoğunlukla istemeyerek hatalar yapıyoruz. Ve yaptığımız hataların sonucunda da mutlaka kendimize bir takım dersler çıkarıyoruz. Ve aynı hataları yapmamaya çalışıyoruz ya da o hatayı yapmayı engelleyecek çözüm yolları üretiyoruz. Eminim sizler de çok değişik anılarla bu soruyu cevaplayabileceksiniz. Geliyorum 9. etkinliğe. Metinde yay ayraç içinde içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz diyor. Teleskoplar başlıklı bir metin bu. Metinde ben ayraçlar içine gelmesi gereken noktalama işaretlerini koydum. Bulutsuz bir gecede ayın yüzünde lekeler görürsünüz. Ayın neden böyle göründüğünü araştırmak isterseniz ne yaparsınız? Bilim insanları farklı alanlarda çalışmalar yürütürler. Bir biyologsanız tohumları, bitkileri, hücreleri, böcekleri laboratuvarınızda toplar ve onları incelersiniz. Bir jeologsanız taş örnekleri toplar, kimyasal yapılarını araştırırsınız. Mühendisseniz geliştirmek istediğiniz aletin parçalarını bir araya getirir ve yeni makineler elde edersiniz. Ancak bir gök bilimciyseniz dünyadan kilometrelerce uzaklıktaki gökyüzü hakkında çalışırsınız. Bu çalışmaları yürütebilmenizin tek yolu uzaktaki cisimleri yakından görebilmenizi sağlayacak bir araç bulmaktır. Araştırmacı Çocuk Dergisi'nden alınmış. Bakın, özel adların sonuna gelen kesme işaretini kullandık. Soru cümlelerin sonuna konulan soru işaretini kullandık. Eş görevli sözcüklerin sıralandığı cümlede o eş görevli sözcükler arasına virgül kullandık. Bir duygu, bir düşünce, bir olay anlatan cümle ifadelerin biten ifadelerin sonuna nokta kullandık ve bu şekilde eksiklerimizi
tamamlamış, parantez içine, ayraç içine gelmesi gereken noktalama işaretlerini uygun şekilde yerleştirmiş olduk. 10. etkinliğimiz, soruları web sitesine göre cevaplayınız diyor. Kitapta çok daha net görünecektir. Burada şimdi okuyamıyoruz ama buradaki web sitesinin bu sayfasını, verilenleri incelediğinizde bu web sitesinin hedef kitlesinin çocuklar olduğunu gördüm çocuklar. Bu web sitesinin hedef kitlesi çocuklardır. Bu web sitesinin hazırlanma amacı nedir? Bu web sitesinin hazırlanma amacı farklı konu, bilgi ve etkinliklerle çocukların kültürlerini zenginleştirmektir diye cevaplayabiliyoruz. Çünkü burada verilen şu başlıklar, bu yüzde görülen başlıklar çocukların hem derslerine katkıda bulunabilecek, hem onları oyunlarla, bilmece bulmacalarla güzel vakit geçirebilecek etkinliklerle, yine görsel alanda, müzik alanında birçok çalışmaların yer aldığı bir site. Onun için farklı konu, bilgi ve etkinliklerde çocukların kültürlerini zenginleştirmektir amacı diye özetleyebiliriz. Sıradaki etkinliğimiz 11. etkinlik. Şiiri kendi yazı stilinize göre yazınız, şiirinizi görsellerle zenginleştirebilirsiniz. Okuyalım şiirimizi. Bilim ve teknoloji. Bilim, bilgi pınarım, teknolojiyle varım. Çağı yakalayarak insanlığa sunarım. Teknikle çalışalım, zamanla yarışalım. İstençle ve coşkuyla zirvede buluşalım. Muhsin Durucan'ın bir şiiri. Evet, bu şiiri sizler burada görülen, ayrılan kılavuz çizgili alana farklı yazı stilleriyle süsleyerek kendiniz kitabınızda yazıp ve konu şiirdeki konuya uygun görsellerle de süsleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde dinleme ve izleme metnimizi, bütün etkinliklerini yaptık. Başka bir dersimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın.